Bugün maç var galiba Kadıköy'de, ben öyle anladım. Bir kafeye gidene kadar konuşamayacağım ben. Kadıköy böyle bir yer. Çok insan yoğunluğu var şu an. Kar mı yağıyor? Az önce biz kar yağıyor dedi ama bu kesinlikle yağmur. Şu an Muvakkıthane Caddesi mi, sokağı mı, öyle bir yerdeyiz. Bunu neden biliyorum? Çünkü bütün sokakların adını ezbere biliyorum. Sol tarafta bir tane hamburgerci var normalde. Smash. Çok güzel. Bayağı iyi. Ama şu anda bir tadilata girmişler. Neyse, ben bugünün sonunda başka bir yerde hamburger yiyeceğim. Seçtim zaten çoktan. Şu anda kahve içeceğim yere gitmeye çalışıyoruz. Ama cumartesi günü olduğu için ve Kadıköy'de olduğumuz için biraz zor oluyor tabii ki. Balık. Beşiktaş bayrağı var şu an Fenerbahçe'nin bağrında. Ben de zaten yarı Fenerbahçeli, yarı Beşiktaşlıyım. Çünkü 4 yaşında hayatımdaki ilk arkadaşımla, yani Ceren'le tanıştığımızda önce normal tanıştık. Senin adın ne? Ceren. Benim adım Sevde falan filan. Sonra Ceren bana sordu ilk soru, hangi takımı tutuyorsun? Bartu. Evet, Bartu Küçük Çağlayan'la karşılaştık şu anda. Ve ben de ona sen hangi takımı tutuyorsun dedim. Çünkü ben takım bilmiyorum. O da Fenerbahçe'yi tutuyormuş. Ben de o yüzden Fenerbahçe dedim ve o zamandan beri Fenerbahçe'yi tutuyorum. Migros'tan ne alacaksın? Öyle. Babam Beşiktaşlı olduğu için de Beşiktaş'ı tutuyorum bir yandan da. Önce tost mu yesek diye düşünüyorum. Galiba tost yiyeceğiz. Hem Turgut abilerle biraz muhabbet etmiş oluruz. Evet, önce tost yiyeceğiz çünkü ben gene acıktım. Tostambul'a geldik. Keşfettiğimiz yerlerden biriydi. 5-6 yıldır geliyoruz. Ve hayatımda yediğim en iyi tostları yapıyorsunuz ya. Bir de ekmeğiniz çok güzel. Ekmek iyi, evet. Ekmeğin lezzeti farklı tabii. Yani ekmek de lezzetli, evet. Değil mi? Şimdi mesela ben de hiç açtığımdan beri böyle kaliteli ödün vermedim yani. Evet. Güzel. Şöyle mesela 52 liralık sucuk kullandım. Coşkun sucuk kullandım yani. Hmm. 20 liraya da sucuk var da kullanmadım hiç ama yani. Yani öyle beyaz peynir mesela çok iyidir. Daha öyle iyi şeyler kullanıyorum. Öyle buraya gelince de işte Turgut abiyle sohbet muhabbet olsun. Güzel oluyor. Çiğdem abileri boş ver. O oyundan kalkmaz çünkü. Ben üşüdüm yalnız. Tamam. Şimdi ben tostumu yedim. Bir çay içip daha sonra kahve içmeye gideceğim. Kadıköy benim İstanbul'da en sevdiğim yer. Ve genelde sürekli buradayım. Yani 5-6 yıldır zaten İstanbul'dayım ve her günümü burada geçiriyorum neredeyse. Burayı çok sevmemin sebebi de zaten insanların çok rahat olması. Gittiğim her yerde, yani herhangi bir kafede, kitapçıda falan bir sürü insanla tanışabiliyor olmam, iyi anlaşıyor olmamız, yani kafa yapısı olarak bana en çok uyan yer burası. Ve zaten... Ne oğlum, sen ne yapıyorsun? Genel olarak da ihtiyacım olan bütün kültürel etkinlikler, konserden, tiyatroya, burada zaten mevcut. O yüzden Kadıköy'den çok fazla çıkma gereği duymuyorum. Çıktığım zaman da maksimum Beşiktaş'a falan gidiyorum açıkçası. Şimdi de biraz kitap bakmaya gideceğiz. Aslında benim çok sevdiğim bir Mephisto vardı. Ama onun yeri değişti ve şu anda Bahariye'ye taşınmış. Ben o yeni Mephisto'ya daha önce hiç gitmedim. Oraya bir gideyim, göreyim. Biraz kitap bakayım. Bayağı kafamda aslında almak istediğim bir sürü kitap var. Çok fazla motor geçiyor. Almak istediğim bir sürü kitap var. Daha 2-3 gün önce BKM kitaptan bir sürü kitap sipariş ettim ama almayı düşündüklerime yine de Mephisto'dan bakmak istiyorum. Öyle biraz kitap bakacağız. Daha sonra da artık nereye gideriz bilmiyorum. They say into your early life romance came and it came and it came. Şimdi Bono
Bonobo diye bir kafeye geldik ve ben buraya ilk defa geliyorum ama yine de kahvesi çok güzel. Çünkü Kadıköy'de aslında çok fazla 3. dalga kahveci var ve gittiğiniz herhangi bir kahvecide çok iyi kahve içebiliyorsunuz. Ben bunu çok seviyorum. İstanbul'da aslında insanların genellikle çok korktukları şey, böyle benim gibi başka şehirlerden taşınan insanların, yalnız kalmak, işte çok büyük şehre ayak uyduramamak vesaire oluyor. Ama ben aslında tam tersini düşünüyorum. Yani eğer yalnız kalmak istemiyorsanız ve hayatınıza birilerini katmak istiyorsanız İstanbul'da çok fazla insan bulabiliyorsunuz. O yüzden ben İstanbul'da yalnız kalmanın biraz insanın kendi tercihine bağlı olduğunu düşünüyorum. Gittiğim kafelerdeki bütün garsonlarla, kafelerin sahipleriyle ahbap olmuş durumdayım ve bu bana çok keyif veriyor. Normalde Mephisto'ya kitap bakmaya gidecektik ama sıcak bir yer görünce oturduk. Buradan sonra yine Mephisto'ya gideceğiz diye düşünüyorum. Şu kahveyi bir içelim, ondan sonra karar veririz. Bakabiliriz. Bu kadar. Cümle bitti. Bu arada benim çalıştığım yerde şu ileride. Ve her gün Kadıköy'de çalıştığım için böyle şükrediyorum yani. Bayağı seviyorum burada çalışıyor olmayı. Tabii şu anda yine aşırı bir kalabalığın içine girdik ve kalabalığın içine girince ben konuşamam hastalığına tutuluyorum. Çünkü insanlar çok garip bir şekilde bakıyorlar. Bir cumartesi günü Kadıköy kadar kalabalık bir yerde bunu yapmak zorunda mıydım? Şu an bunu sorguluyorum. Çünkü gerçekten her bir insanla göz göze geliyorum. Kameranın arkasından aşırı derecede. Şu an yine tabii olağanüstü bir kalabalığa girdik. Mephisto'nun içerisinde tekrar size dönüş yapacağım. Bunu bana hediye almak isteyen kimse olur mu acaba ya? Yani ben alamayacağım çünkü şu anda. Ama bayağı çok iyi. Ursula'yı çok seviyorum. Gerçekten en sevdiğim yazarlardan biri. Zaten Mülksüzler'in de herhalde incelemesini çekmiştim daha önce. Bunlar Tolkien'in küçük öyküleri ve çok tatlılar. Yani hem kitaplar çok tatlı hem dışı çok tatlı. Fiyatları da gayet uygun. İnternette 15-16 liraya bulunabiliyor yani bunlar. Bayağı güzel. Kaç keredir DNR'ın sitesinden falan bunları sepetime ekliyorum. Hala alamadım ama bayağı tatlılar yani böyle. Bu da 1984'ün efsane baskısı zaten. Bayağı güzel ya. Ama gerekli bir şey mi? Ondan emin olamıyorum. Yine de gerçekten çok güzel yani. Tutması, bir ağırlığı falan. Bayağı tatlı. Bu da Can Yayınları'nın Şeker Portakalı özel baskısı. Gerçekten portakal gibi olması çok güzel yani, çok güzel düşünülmüş. Turuncu bir şey görünce istemsizce kendime benzetiyorum ve yan yana durma gereği duyuyorum. Bu arada şöyle şeyler çok moda. Kendi notlarınızı girmeniz için falan, özellikle bu işte bullet journal ya da planlama hastalığı dediğimiz, aslında YouTube'la da beraber çok moda oldu. Ajandalar, işte liste defterleri falan ve sırf liste defteri olduğu için mesela çok pahalıya satılıyor. Ben çok anlamsız buluyorum. Bir de bu tarz tasarımlarla iyice bunları alınabilir hale getiriyorlar ama biz bunlara düşmüyoruz. Yani ben düşmüyorum. Şimdi sanat kitaplarının olduğu kısma geldim. Goya'yı çok seviyorum. Da Vinci. Caravaggio da varmış. Caravaggio'ya bir bakalım. Sanat kitaplarıyla ilgili en büyük problem çok pahalı olmaları. Bu en sevdiğim resimlerinden biridir Caravaggio'nun. Direkt açınca bu çıktı. Ama ben yine de böyle ara ara biriktirmeye çalışıyorum sanat kitaplarını. Yine de tabii ki sürekli sanat kitabı almaya maalesef ki param yetmiyor şu anda. Bu da bayağı merak ettiğim bir kitap. Bende bunlara çok benzeyen bir iki kitap var. Ama bunları biriktirmek çok güzel oluyor çünkü
beraber okuyorsunuz. Yani 3-4 tane sanat kitabını yan yana koyup beraberce okuyup o şekilde araştırma yapmak daha iyi geliyor bana. O yüzden bu kitaplara bayağı bir düşüyorum. Soyut resimlerle ilgili ne düşünüyorsunuz ya? Yani merak ediyorum gerçekten insanların bu modern sanatla veya soyut resimlerle ilgili fikirlerini merak ediyorum. Son dönemde özellikle çok çok pahalı sergiler yapılması ve işte sadece mesela bir objeyi oraya koyup çok büyük bir modern sanat eseri olarak tanıtılması. Bu konuyla ilgili bayağı bir böyle fikir gördüm internette. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten merak ettim şu anda. Şimdi DVD bölümüne geldik. Ben uzun zamandır DVD biriktiriyorum. Danish Girl. Bundan daha önce bir videomda bahsetmiştim. Aşırı iyi bir film gerçekten. Şu anda galiba bunu alacağım. Çünkü çok uzun zamandır DVD biriktiriyorum ve sevdiğim filmlerin DVD'lerini böyle yan yana görmek çok hoşuma gidiyor. Gerçi İstanbul'daki evimde çok fazla DVD biriktiremedim. Çünkü benim şu anki bilgisayarımın DVD giriş kısmı yok. Fakat Antalya'daki evimde bayağı bir DVD koleksiyonum var ve bunu alacağım. Bu arada artık DVD'lerin zamanı biraz geçtiği için böyle bayağı ucuz fiyatlara bulabiliyorsunuz. Danish Girl'de hala izlemediyseniz izlemenizi şiddetle öneriyorum. Küçük Prens'li kahve fincanı takımı. Bu konuyla ilgili şu an ne söylesem az gibi geliyor. Küçük Prens olsun, Van Gogh olsun, Frida Kahlo olsun. Yani bu insanlar mezarda bayağı böyle acı yaşıyorlar diye düşünüyorum ki edebiyat bu değil yani. Maxim Gorki'li ya da Dostoyevski'li bir kupadan kahve içince çok iyi Dostoyevski okuyucusu olmuyorsunuz. Orada bulaşık yıkıyor. Yazıklar olsun yalnız. Eda yapabildiği tek şey yapıyor dedi. Evet, galiba bulaşık yıkıyor. Hayır. Ama birinin bunu yapması gerekiyor yani. Evet, görev bilinci. Görev bilinci. Yani. Evet, Bilinç benim Kadıköy'de en çok geldiğim yer. Bunu zaten artık dünyadaki herkes biliyor diye düşünüyorum. Genelde şurada durmayı çok seviyorum. Bu bana kendimi ekipten biriymiş gibi hissettiriyor. Buradaki yiyeceklerin hepsi çok güzel. Genelde geldiğim zaman arkadaşlar birazcık sinir olabiliyorlar. Çünkü hemen her şeyi yemek isteyebiliyorum zaman zaman. Şimdi buradan çıkınca hamburger yiyeceğim için şu anda bir şey yemiyorum mesela. Ama şuna biraz yükselmedim değil. O da daha pişmediği için. Onun daha 1,5-2 saati var. Evet, 1,5-2 saati varmış. Bu ne yapıyor? O da... Aa, yumuşacık olmuş bu. Dediğine, aynen. Mezun oldun yani. Evet, mezun oldum. Oha, bunu bilmeyen birileri var. Ben çünkü ruh hastası gibi mezuniyetimi bir 15 kere falan kutlattırdım hayatımdaki herkese. Henüz burada bir kutlama yapılmadı. Hemen bunu elmalı payla kutlayalım. Aynen. Sen de bizim okulda okuyorsun Nuri. Evet, evet, Nuri de Marmara Hukuk okuyor. Sen şu an kaçıncı sınıftasın? 2 olman lazım. Ama hangi derslerin kaldı? Kalmadı. Hepsinden geçtim. Bu arada Nuri hala iş başında. Bayağı bunun tarifini falan alabilirdik yani. O kadar en baştan itibaren çekmişiz gibi oldu. 1000 like'a tarif veriyoruz. 1000 like'a? Nuri'de demek ki influencer ışığı var. Ben böyle şeyler yapamıyorum. Eda'ya geçiyoruz. Bunlar da hiçbir şey yok. Bunlar temiz değil miydi ya? Bunları yıkıyorum. Bu kurutma ama yani yine kendiliğinden yine yıkıyor ama işte öyle. Eda bugünlerde buranın çilesini çekiyor.
Evet, ne zaman gelsem burada. Sefasını süremiyor bu arada. Hafta sonu çalışıyoruz genelde. Hafta sonu da yoğun oluyor, yorucu oluyor. Evet, çok yoğun ya. Ben hep hafta içi geldiğim için bu kadar aşırı yoğun görmüyordum burayı. Kestaneleri koydu şu anda. Hepsi tartılmış. Ay acıktırdı bu beni. Ne yapıyoruz? Hamburger yemeye gideceğiz galiba şu an. Öyle hissediyorum. Evet, küfe. Aslında Snob'a gidecektik de Moda'nın ta öbür ucunda olduğu için üşendim ben biraz. Bugün aslında ben Snob'a gitmeyi düşünüyordum hamburger yemek için. Ama şu an biraz uzak kaldığı için ve biz bütün gün Kadıköy'deki bütün sokakları gezmiş bulunduğumuz için biraz yoruldum ve hemen yakınımızdaki küfe gitme kararı aldım. Tabii ki bir başka vlogda Snob'a da gideceğim yani. Zaten oraya gitmeden duramıyorum. Bir de benim iş yerime çok yakın. O yüzden sıklıkla oraya biraz bazı paralarımı gömebiliyorum ama hiç problem değil çünkü çok güzel hamburger. Şu şey kestaneli paya biraz yükseldim. O bayağı güzel bir şey. Çok güzel bir yiyecek ve üstelik mezuniyetimi kutlamak beni her zaman mutlu etmiş. Mum falan üflettiler bana mezun oldum diye. Çok soğuk şu anda. Aslında biraz az ama ben buranın mini burgerini seviyorum. Çünkü iki tane 75 gramlık burger geliyor ve çok aç değilsem arkadaşımla ortak yiyebiliyorum. Eğer çok açsam da fazlasıyla yeterli oluyor. Onun için de çok yoğun bir yer, çok kalabalık. O yüzden biraz böyle serviste sıkıntı olabiliyor hani sürekli olarak. Pardon, bize bir tekrar bakar mısınız demek zorunda kalabiliyorsunuz ama onun haricinde güzel bir yer. Şu anda da mini burger yemeye geldim. Hamburgeri yedim. Şimdi eve gideceğim artık. Ve normalde ben tabii ki bunu hamburger vlogu olarak düşünüp hamburgerlerden uzun uzun bahsedip o mekanın iyi ve kötü özelliklerinden bahsetmeyi falan planlıyordum ama hamburgeri gördüğüm anda çok da aç olduğum için bundan bahsetme fırsatım olmadı. Hava çok soğuk. Saat de biraz geç oldu. Eve döneceğim. O yüzden bu vlogu şu an kapatıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.